Futbol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak bazı önemli karşılaşmaları konuştuk. Skype bağlantımızı noktaladık ve şimdi bir de canlı bağlantı noktamıza gidelim ve tekrar bugün oynanacak Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi için Emre Kaplan'ı yayınımıza alalım. Emre hoş geldin. Nasılsın diyerek başlayayım ve tabii ki bu akşam bizi neler bekliyor? Teşekkürler. Rams Park'tan biz de mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Maçın başlamasına 6 saat kadar bir zaman var şu an itibariyle. Stadyum çevresi tabii ki sakin, hafta içi mesai günü, taraftarların gelişi için biraz daha beklememiz gerekecek. Güzel bir hava var İstanbul genelinde olduğu gibi. Burada Rams Park çevresinde de dün çok yoğun bir yağış vardı akşam saatlerinde ama bugün hava biraz daha açık ve 23-24 derece civarında da bir hava sıcaklığının olduğunu belirtelim. Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde gerçekten kritik bir karşılaşma. Yaklaşık bir haftalık bir dinlenme süreci oldu oyuncuların ki buna biraz ihtiyacı vardı. Galatasaray takımının yoğun bir fikstürde devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisi, Bayern Münih maçı hemen ardından Çaykur Rizespor deplasmanı derken sezon başından beri devam eden yoğun fikstür Galatasaray adına biraz yorucu hale geldi. Tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi Mauro Icardi'nin durumu. Beşiktaş maçında derbide sakatlanmıştı. Sonrasında antrenmanlara çıkamadı ama Bayern Münih maçında oynadı. Bayern Münih maçından sonra da yine takımla çalışamadı Mauro Icardi. Rize deplasmanına gitti, yine sahadaydı. Bugün oynayıp oynamayacağı merak konusu. Rize maçından beri hala antrenmanlarda yer almıyor Mauro Icardi ama bir yine iğneyle birlikte, ağrı kesici bir iğneyle oynamasını bekliyoruz. İlk 11'de olmasını bekliyoruz. Onun dışında da 11'de belli başlı değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Okan Hoca'nın belli noktalarda değişiklikler yapmasını bekliyoruz. Hemen onları ifade edelim muhtemel kadro üzerinden. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Muslera'nın sarı kart ceza sınırında olduğunu söyleyelim. Bugün kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşebilir Uruguaylı kaleci. Savunmanın sağında Sacha Boye görev alacak. Stoper ikilisi Nelson ve Sanchez'den oluşacak. Uzun bir aranın ardından Nelson'un ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Sanchez'le birlikte stoper tandemini tamamlayacaklar. Sol bekte Abdülkerim'i izleyeceğiz bugün ki Angelinho ile ilgili artık hem yönetim hem teknik heyet opsiyonuna kısıtlı sayıda maç kaldığı için, opsiyonun devreye girmesine kısıtlı sayıda maç kaldığı için mecbur kalmadıkça çok fazla görev vermeyi düşünmüyorlar. Burada da Abdülkerim ismi ön plana çıktı. Aslında Okan Hoca Bayern Münih maçı öncesinde Abdülkerim'in sol bekte oynamaktan çok hoşnut olmadığını, stoperde kendini daha rahat hissettiğini söyledi ama şu anki şartlar itibariyle böyle bir tercihin yapıldığını ifade edelim. Orta sahanın merkezinde Torreira'nın yanında bugün yine Kaan Ayhan'ın görev almasını bekliyoruz. İlk kez Manchester United karşısında denediği bir ikiliydi Okan Hoca'nın. Sonrasında hem Beşiktaş hem Bayern Münih maçlarında da bu ikiliyi gördük. Yine Torreira'nın partneri Kaan olacak gibi. Onların önünde Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceğiz. Sağ tarafta Hakim Ziyech'in görev almasını bekliyoruz. Ziyech de sakatlığının ardından bugün 11'e dönecek gibi Rize maçında sonradan oyuna girmişti. Hareketli, istekli bir görüntü ortaya koydu. Teknik heyet onun performansından memnun kaldı. Bir yandan da tabii Bayern Münih maçına oynayarak hazır hale gelmesi planlanıyor. O nedenle bugün ilk 11'de olmasını beklediğimizi söyleyelim. Sol tarafta Wilfried Zaha görev alacak. İleride ise az önce ifade ettiğimiz gibi Mauro Icardi'nin oynamasını bekliyoruz. Konuk Kasımpaşa lige iyi bir başlangıç yaptı. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 18 puanla 5. sıradalar, ligin zirvesine yakın bir noktadalar. Kemal Özdeş yönetiminde iyi bir çıkış yakaladılar ve bunu şüphesiz sürdürmek istiyorlar. Eski bir Galatasaraylı Aytaç Kara da Kasımpaşa'nın bu sezonki çıkışında önemli rol üstlenen takımın en golcü isimlerinden, hatta ligin en golcü isimlerinden bir tanesi haline geldi. Onlar da burada bu performansı sürdürmek isteyecekler. Maç yine kapalı gişe oynanacak. 40 binin üzerinde taraftarın tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Dediğimiz gibi şu saat itibariyle stadyum çevresi sakin ama ilerleyen saatlerde daha hareketli görüntüleri muhtemelen aktaracağız. Şimdilik bu saat itibariyle Rams Park'tan yansıyanlar bu şekilde. Eğer sorunuz yoksa sözü stüdyoya, merkeze bırakalım. Emre Kaplan'a aktardığı tüm detaylar için çok teşekkür ediyoruz ve biz de tekrar edelim. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.